Merhaba arkadaşlar, ben Migo, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2016'nın kariyer moduyla birlikteyim. Arkadaşlar 2016 kariyerde arkadaşlar çok enteresan bir şey oldu. Yani dün ben bu oyunu oynadım ve yani oyunun sezonu kapandı. Tekrar işte belirli bir süre geçti oyunda tabi. Sezon başladı arkadaşlar ve biliyorsunuz ben Juventus'ta oynuyordum. Eski takımım tabii Juventus, yeni takımım arkadaşlar, efsane bir takım. Hani ben bunu beklemiyordum açıkçası, çünkü ben Juventus'ta yeni bir sözleşme imzalayacaktım. Tabii oyunda sözleşmeyi yolladılar. Ben de imzalayacakken arkadaşlar öyle bir şey oldu ki, bakın tek tek hani anlatacağım yani neyin ne olduğunu. İlk önce Juventus'ta Buffon ayrıldı galiba. Aynen, Buffon ayrıldı. Daha sonra Pogba ayrıldı. Ve arkadaşlar ben de ayrılma kararı aldım ama müthiş bir şekilde FC, yani Football Club Barcelona'ya transfer oldum. Yani tam, yani dedim hani boş geçecek yani bu. Çünkü Pogba yok, Buffon yok. Yani öylesine. Fakat amma ve lakin arkadaşlar, Barcelona'dan bana teklif geldi. Barcelona'nın teknik direktörü neydi adı? Unuttum. Ve güzel bir şekilde bana teklif yolladı. Tabii ben de bunu kabul etmez miyim? Gördüğünüz gibi transfer sezonu kapandı arkadaşlar ve dedim ben videoyu burada oynayayım arkadaşlar. Videosunu çekeyim. Arkadaşlar çok enteresan yani şu anda, bilmiyorum yani. Şimdi öncelikle bir mata başlayalım. Maça başlayalım. Bayern Münih. Bu arada arkadaşlar takıma şöyle bir baktığımızda Cameron, Neymar, Gareth Bale, Torres, Iniesta, Zahit. Bu arada ismimi değiştirdim arkadaşlar. Oyunda gerçek ismimi koydum. Koydum daha doğrusu. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar ve mücadelemiz başlıyor. Yani başlıyor diyeyim, ne diyeyim. Arkadaşlar dedim yani bu oyun falan boş geçecek. Yani ben de zaten yeni bir sözleşmeye, yani oyunda yeni bir sözleşme yapacaktım. Fakat Barcelona bana öyle bir teklif yolladı ki tabi reddedemedim. Yani çünkü Barcelona benim oyunda en sevdiğim takımlardan biri. Gerçekte de en sevdiğim takım arkadaşlar. Çok seviyorum harbiden. Olsa ben hep Barcelona'da oynarım. Şimdi bu arada 7 numaralı formayı giydim. Yani oyunda Azerbaycan'ı temsil ediyorum ve 7 numaralı biliyorsunuz Real Madrid'de, pardon, Barcelona'da Arda Turan oynuyor. Tabi Arda Turan Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bir nevi milli gururu yani. Tabi ne kadar Türk olsa da Azerbaycan'da milli gururu güzel bir şekilde kendini idare etmeyi başarıyor. Ve aha, tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Alırım ben bunu. Bu arada arkadaşlar bu oyunda ben yeni geldim ve hiç gol atamadım. Ve 7 numaralı formamla arkadaşlar, oyunun bana verdiği 7 numaralı formayla hayatımız Barcelona, İspanya'daki Barcelona maceramız başlıyor. İtalya'dan sonra Juventus'tan, İtalya'dan sonra bu arada arkadaşlar çok değişik bir şeyler yani. Değişik bir duygu aslında. Çünkü her ne kadar Barcelona'da bile olsan güzel yani, seviyorum açıkçası. Ben çünkü ilk başta sevinmemiştim. Dedim hani zaten Barcelona, ama Neymar'ın falan burada olduğunu görünce tabi aha, vur vur, süper. Abi, İyi adam var ya, lafının üstüne gelir şimdi. Ben şey dedim, tamam mı? Şey, anlıyor musunuz? Şimdi az önce dediğimi bir tekrarlayın. İşte Neymar burada olunca dedim. Demenle 5 dakika bile geçmeden gol attı. Bu arada tipimi falan değiştireceğim yani, güzel bir tip yapacağım kendime. Saç baş falan yani, stil falan olacağım, şekil falan olacağım. Biraz saçımı belki de uzatırım oyunda. Sınır yok yani, istediğim şekilde sokabilirim şu anda saçımı yani. Şimdi önce bir şöyle bir kayarım ben. Bu arada arkadaşlar Barcelona'ya geldiğim gün yani oynadım ben biraz daha. Çünkü transfer dönemine kadar oynadım ve hiç gol atamadım arkadaşlar. Yani attım, atamadım da bilmiyorum. Unuttum. Abi ne, her şeyi unutuyorum ben ya. Abi çok iyi bir hareketti bence. Gerrit ver, bana ver, bana ver topu, bana ver. Bana ver, buradayım ben. Iniesta, bana ver topu. Gareth Bale, bana ver. Gareth Bale. Iniesta, vur. Gol oldu ve gol. Neymar. Neymar günün adamı. Günün adamı gençler. Neymar günün adamı. Neyse, bu arada arkadaşlar ben
çok büyük bir yani Barcelona taraftarıyım, yani çok seviyorum harbiden Barcelona'yı ve destekliyorum. Yani maçlarına falan gidemesem de, İspanya'da olduğu için gidemesem de tabi mecburen gidemiyoruz yani. Çünkü hem bir maç için hani koskoca bir maç, sadece bir maç 90 dakika için buradan Azerbaycan'dan gidip İspanya'ya doğru yola çıkmak biraz delilik olur, manyaklık olur. Bunu da tabii Türkiye'den bir arkadaş yapmış. Vurur. Hadi be abi. Biraz daha geçseydim belki gol olabilirdi. Neyse. Alaba. Diego Alaba. Alaba mı? Diego Alaba'ydı galiba. Aynen. Diego Alaba. Şimdi. Pernas. Bu arada arkadaşlar oyunun staminesi var. Dün geçen videoda söylediğim gibi. Geçen videoda dedim yani. Bir videoda söyledim ama hangi video olduğunu şu anda. Çünkü bayağı da video çekmediğim için. Ve bu arada tüm hızıyla videolarımız gelecek arkadaşlar, sadece bir gün eskidi. Bir gün çekmedim, o da CSGO için. Aa, gidemedim ya. Neyse. Pas ver, pas ver, pas ver bana. Pas ver de kurtul ya. Bu arada arkadaşlar bilmiyorum yani televizyonda falan gördünüz mü? Söyledim mi? Galiba söylemedim. Arkadaşlar Roma'nın kaptanı, Roma'nın işte bir numarası. Nereye gidiyorum ya? Neyse. Roma'nın arkadaşlar bir numarası Totti, yani Francesco sanırım, aynen Francesco Totti emekli ayrıldı biliyorsunuz. Yani o da benim de harbiden en iyi bildiğim ilk 11 yaratsam belki de 5. 6. yeri kolaylıkla tutar yani. Adriano Totti arkadaşlar en sevdiğim futbolcular arasından biriydi. Ta ki emekli ayrılana kadar, gerçi şimdi de çok seviyorum ama şu maçlarını izlerken keyif alıyordum. Ben sadece hani Roma'yı Adriano için, yani Totti için, falan Adriano Totti mi? Oha ya. Ben ne yapıyorum abi ya? Fernando Totti. Oha. Arkadaşlar yemin ediyorum şu anda kafam allak bullak oldu. Fernando Totti miydi? Adriano Totti miydi? Neyse. Tam şimdi hatırlamasam da gerçekten en sevdiğim ilk 11 yaratsam mesela, ilk 11 yaratsam en iyi ilk 5'i falan kolaylıkla tutar yani. Kaptanlığı tutmaz ama ilk 5'i falan kolaylıkla girer. Tabi ilk 11 ile birlikte tabi. Hadi vur. Tamam. Gidemedi bu arada. Vursam Lewandowski. Oha Lewandowski. Kay. Çok iyi bir kayış ama geçmedi be. Bu arada arkadaşlar henüz bu oyunda falan gol atmış değilim gördüğünüz gibi ama ataklarım oldu. Umarım staminem buna izin verir, yani hani güven seviyesi diyorlar ona. Güven seviyesini, menajer güvenini biraz arttırabilsem bir yıldız doğuyor, oradan ilerleyebilirim veya Barcelona'ya transfer olabilirim. Kariyerimde zaten 3 tane lig var. Real Münih galiba. Yani Münih miydi? Unuttum. Neyse. Juventus ve Barcelona olmak üzere. Real Stockholm. Aa, ben çıktım şu anda. Sergio Busquets girdi oyuna. Busquets. Canavaro. Abi çok iyi oynadı yalnız. Var. Kaleci güzel. Vidal. Abi bu Vidal. Vay be. Buraya transfer olmuş. Juventus'ta oynuyordu biliyorsunuz. Hala galiba oynuyor yani. Neyse. Orası tam kesemedim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi ilk tam olarak 11'de 5 yerini tutar rahatlıkla. Totti. Şimdi oyunu biraz hızlandırsak iyi olur aslında. Bu arada bilgisayar üzerinden oynuyorum. Ana lig arkadaşlar oynayacağım, yani belki de Barcelona oynayabilirim bu arada. Bu videoyu ben İnternet açıldığı zaman videoyu YouTube'a yükleyeceğim. Çünkü internet kapalı ve ben videosunu böyle çek, yani böyle videoları topluyorum ki internet açıldığı zaman bir daha video, yani bir daha tekrar çekmeyeyim, yani direktman videoyu size aktarabileyim. Thiago, Lewandowski, Alonso, Xabi Alonso. Arkadaşlar Xabi Alonso en iyi bir dönem Barcelona'da oynadı biliyorsunuz.
Çok iyi bir gol. 4-0 tamam. Çok iyi. Arkadaşlar ben tabi yani sürekli değiştireceğim zaten yani oyunları. Bazen atlayacağım işte, bazen staminime bakacak yani, bazen aha kaybettikleri için sinirleniyor bir dakika. Her zaman olduğu gibi Juventus'ta da sinirleniyordu bayağı. Neyse. Şimdi arkadaşım. Biri zaten aha bu arada ilk birinci sıradayız ve şu an için gollerimiz iki tane gol atmışız. Yani tahminen Barcelona'ya geldiğim günden beri iki tane gol atmışım ve birazcık zayıf yani, çünkü 30 küsur tane benim Juventus'ta golüm vardı. Toplam gol sayısı ise 50'ni aşıyor. Bugün ilk 11'desin en iyisini yap diyor. Şimdi görüşmeler dedim. Talep şu anda yok. Bugünün teklif listesinde Barcelona arkadaşlar 3 tane teklif geldi bana. Sanırsam evet. Biri yine Juventus. Çünkü Juventus burada kalmanız için size tekrar teklif yolluyor. İkincisi Barcelona bu. Tabi geldiğim Barcelona. Üçüncüsü de arkadaşlar Paris'iydi. Paris'ti galiba. Sadece Paris Saint Germain değil. Yok. Paris Saint Germain değil. Sadece Paris isimli bir takım. O da zaten Fransa takımı. Paris takımından geldi. Ben sadece yani ikisi arasında bir seçim yapmalıydım. Ya Juventus ya da pardon ya Paris ya da Barcelona diye ve seçimim Barcelona oldu arkadaşlar. Tekrar bir hani tekrardan bir teklif yolluyorlar yani. Hani zaten şeyde de yolluyordular yani. Juventus'ta oynarken ben yolluyordular teklif. Neyse şimdi maç atlayalım ve yavaş yavaş videomuzu burada sonlandıralım. Zira aha birinci sıradayız ya, çok iyi. 20 yaşımız var, bakalım 10 numarada 2021'e kadar sözleşmemiz var Barcelona'nın. Yani tabi Barcelona'da ben hep kalmaya devam edeceğim. Milli takım kadrosu duyurusu, umarım beni de milli takıma alırlar. Kaç ben Türkiye yapsaydım belki de milli takıma gidebilirdim ha. Pique sakatlandı, neyse. Hemen bir geçelim. Bugün ne ilk 11'den de yedeklerdeyim çünkü seçilmedim. Aha Real Madrid. Neyse. Arkadaşlar gelecek bölüm bakalım neler yaşayacağız. Bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın. Daha sonraki PES videolarında görüşmek üzere veya diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ve en önemlisi arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok yani yorumlar kısmında da kendi bir yorumunuzu ve şeylerinizi işte yorumlarınızı ve şeylerinizi yazmayı unutmayın. Benim Türk kardeşlerim, benim Azeri kardeşlerim. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.